Toplam 13 ürün. Bunlar siparişler değil mi? Biz ne geleceğini bilmeden aldık. Oh! Oh! Herkese merhaba. Geçtiğimiz bayramda babam büyük bir ısrarla Temu üzerinden bir takım ürünlerin siparişini verdi. Temu alışverişinin çok güzel bir alışveriş olmayacağını düşünüyordum. Bir de yapılan sohbetler neticesinde ürünler çok ucuz gelir mi gelmez mi, hıyar mı çıkar ne mi olur diye çok fazla diyenler vardı. Bugün geldi bu sipariş. Ne zaman sipariş verdin, ne diye aldın, neye güvendin bir küçük anlatsana ama kısa. Ekşi Sözlük'teki yorumlara baktım. İnsanlar pozitif yorumlarını görünce oğlumun negatif yorumlarına karşılık almaya karar verdim. Şimdi ben uygulamaya baktığımda verilen teslimat tarihi 23 ve 25 Haziran. Bugün 27 Haziran. Yani burada bana verilen en yakın teslim tarihinden 3-4 gün sonra teslim edildi. En uzak teslim tarihi de 14 ve 12 Temmuz. Oralara hiç kalmaya gerek kalmadı. 3 sipariş var burada. Bir tane siparişte 8 ürün var 802 lira değerinde. Bir siparişte 13 ürün var 2300 lira değerinde. Bir siparişte 3 ürün var 407 lira değerinde. Birlikte mi geldi, ayrı ayrı mı geldi, onlara bakacağız şimdi. Annem de burada aynı zamanda. Güneşli asıl o istiyordu zaten. Şöyle bir kabı var. Bunun düğmesi yok buna. Parasını söz söylesene derinlik. Malzeme de güzel bu arada. Öyle alüminyum folyo gibi değil yani. Bir tık daha kaliteli. 250 lira. 664'ten inmiş. Ben bunları Amazon'da bakmıştım. Minimum 450-500 lira civarına daha kaliteli görünenleri vardı. Göründüğü gibi duruyor. 4.7 yıldız almış zaten bu arada. Şimdi güneşli yanında getirdim. Açıyorum. Nasıl açacağız lan bunu? Şöyle bakın, şu kenarlar camın içine yerleştiğinde harbiden bütün camı kapattı. Bence fiyatına göre gayet güzel. Dışarıdan da böyle. Ne diyorsun anne? Vallahi güzele benziyor. İhtiyacımız da vardı. Evet. Hadi bakalım. Araba şarj aletine bir bakalım. 70 liraya almışız bunu. Aksesuar ihtiyaçlarınız için teknometre.com'a girebilirsiniz bu arada. Eğer güzel telefonu şarj ediyorsa, çok fazla ısıtıp zarar vermiyorsa kullanılır. Ama bana biraz dandik gibi geldi açık söylemek gerekirse. Yani malzemesi şey böyle... Kozmetiği çok, ucuz. Çok plastik duruyor ama 70 lira yani. Evet. Kalitesini aldım, bunun 500-600 liradan başlıyor yani. O yüzden 4.7 puan almış bu arada. Muhtemelen güzel çalışıyor yani. Cüzdana gidelim, deri cüzdana. Kaç liraymış? 70 lira. 4.7 yıldız. Vallahi görüntüsü fena değil. Fermuar hissi de daha iyi olabilir ama güzel. Gerçekten de bu arada resimdeki gibi yani. Kenarda şöyle açılan bir kısım var. Kenarlarına da sıkışıyor. Bunu beğendim ben. Taşınabilir yüksek basınçlı su hortumu. Püskürtücü 91.5 liraya almışız. 4.5 puan. Şöyle bir alet. Ya şurası bir kere çok şey bir plastik. Burası zaman içerisinde kırılıp aşınabilir. Ama 91.5 lira olduğunu unutmamak lazım tabii. Kozmetik olarak görünen ürünün tam olarak aynısı geldi yani. Normal usulle bunu kıyasladım ve malzeme kalitesi ve pratiklik olarak atıyorum Koçtaş'ta satılanlardan daha kalitesiz. Ama bu fiyatı alıp kullanmak için bence gayet güzel ve tazik açısından geniş alan yıkamak için ben daha çok beğendim. Onu da açık söyleyeyim. Ne, bu makas? Burun için. Evet, gerçekten burun kılı makası. Burun ağırlığı falan iyi bu arada. Oh, bu güzel hissettiriyor kendini. Fiyatı neymiş derin? Bir tane burun kılımın ucunu kesti. Fiyatı neymiş? 43.99. 4.7 yıldız almış. Şurası mesela top gibi. O yüzden mesela acıtmıyor şu an. Ha, yani buruna soktuğunda içeriden acıtmasın diye. Bravo. Olabilir. Ama bunun malzemesini, materyalini ben beğendim. Bu ürün sarar. Şu mangal ürününden devam edelim. Mangalınızın ızgarasının üzerine koyduğunuz zaman sıcak pişirme özelliği olan düz bir zemin yaratıyor. Bana pek inandırıcı gelmedi ilk geldiğimde. Çünkü materyali, yani kağıt gibi bir materyali var. Bir de bunun düz olması önemli. Katlanmasından ve ezilmesinden biraz dolayı kozmetik olarak hani hasar denmez ama biraz şey olmuş. Bu da nasıl bir malzeme ki yani? Bu kanserojen bir şey olabilir ya yandığı zaman. Sen de abartma. Bir baksana şuna ama. Bir elle bunu üstüne ateşe koyup yemek pişer mi üstünde? Deneyeceğim. İnovatif malzeme. Görseli çok güzel. Bunu da denemek lazım ama şimdilik gayet güzel duruyor. Göründüğü gibi yani. Burada bir sopa gibi bir şey var. Buna bakalım. Bu neymiş? Ha, şiş bunlar ya herhalde. Ha. Mangal şişi. Uçları bayağı sivri. Biraz kısa. Tutacağı, tutamağı yok. Yani eğilip bükülme ihtimali çok yüksek bunun. Ama kesinlikle kullanılır. Fiyatı neymiş? 128 liraya 10 tane paslanmaz çelik olduğu iddia edilen şiş. Bu arada şuradan gerisi muhtemelen tutmak için. Metal olmasa da. Herhalde burada bir katakulli var. Bu ısınmıyor diye düşünüyorum. 4.7 yıldız almış. Ne göründüyse o geldi ya. Bu şiş şişi yani isteyen adam için bence gayet güzel. Denemek lazım. Mangal yaparken
video çekeceğiz terası yıkayıp. Şimdi mangalda sebze közleyici tarzında bir şey. Fotoğraflarından ne olduğu gayet güzel anlaşılıyor. Bunun fiyatı biraz yüksek. 229 lira. 358 liradan düşmüş. Bu arada bu düşmüş dediği fiyatların üzerinden de çok ciddi kupon verdiler ve indirime girdi bunlar. He. Bu kafes gibi bir şey olduğu için gelirken yamulmuş. Ama kullanıma engel olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten böyle bir alet. İçerisine sebzeleri gönderiyoruz. Böyle böyle içindeki şeylerin yerini değiştirerek çeviriyorsunuz. Fena bence bir alet güzel. Değil, işlevsel yani. Böyle falan. Mısır, çok güzel mısır yapılır bunda mesela. Koçan evet. Mısır at bunun içine çevir. Süper hakikaten. Hoşuma gitti bu. Ya bu klasik klavye temizleme aparatı. 5,5 lira zaten. 5 lira 30 kuruş. %95 indirim var. 4.8 puan. Ya bunu almaya çok da gerek yokmuş babacığım. Açık söylemek gerekirse. Ama bence güzel. Klavye aparatı. Bunu anlatacak bir şey yok. Ama ne gördüysek o geldi bu arada. Şunu açalım. Mangal üfürme aleti. Yo duş başlığıymış. Duş yanlış alarm. Mat siyah bir duş başlığı. Şurasının plastik olması çok güzel bir şey değil. Çünkü burası kırılırsa hayat biter. Kaç liraymış? 147 liraymış. 485'ten düşmüş. 2, 3, 4, 5. 5 tane farklı modu var. Görseli güzel. Malzeme nasıl? Sert plastik. Ama bakıyorum fotoğrafına. Yani görselde ne gördüysek gerçekten yine o gelmiş. Duşa geldik. Patronun şapka güzel. Elle sökmesi takması çok basit bu arada. Wow! Tazikli akıyor. Vay. O kadar sakın bana çevirme. Tamam. Bu ürün mesela fiyatına gayet değer ve çok şık duruyor bu arada. O üfürme aleti. Bu mangal üfürme aleti. Parçalanmış mı? Biraz parçalı gelmiş. İçinden de mangal kokusu. Hava geliyor mu? Geliyor tabii. Bunu da deneyeceğiz mangal başında. İşe yarayıp yaramayacağı tartışılır. Yoksa kesin işe yarar da plastik mi? 66 lira bu arada. Ha sadece şöyle bir şey var. Ürünün şu çevirme yerinde bir kulp geliyor gibi gözüküyor. Bu kulp burada yok. İçinden çıkmadı. Pratikliği tartışılır ama ne gördüysek şu tutma yeri dışında o gelmiş yine. Çorap bir kere şöyle kitli poşette gelmiş. Kitli poşet işi güzel. Bunu alın kirli poşet yapabilirsiniz spor için falan. Bubble'da çorap morap koymak için bunu atmayalım. Bu güzel. Çorap. Çok kötü şey kokuyor be. İmalat kokuyor çoraplar. Fena değil. Kaç liraymış çoraplar hemen onu söyleyelim. 117 liraya 6 çift pamuk teremici atletik çorap. Numara seçti mi bunu alırken? Seçtirmedi yani. Ya bir tık küçük gibi geldi bana. Evet. Aslında burada pazardan alınanlardan bence daha yumuşak ve pamuklu duruyor gibi ya benim şahsi fikrim. Ben tipini beğenmedim ama malzeme ve çorap olarak bence yumuşak ve güzele benziyor. Şu çanta işi benim ilgimi çekti ya. Ben çantaları çok severim. Biraz yeri, küçük bir çanta. Yeri güzelmiş. Evet çok hayal kırıklığına uğradı. Biraz daha küçük büyük. Bir çanta daha büyük duruyordu. Daha büyük duruyor evet aynen. Ama bak adam buraya demiş ki iPhone koymuş fotoğrafa. A4 paper size demiş. Buraya bir ölçüt koymuş bize yani. Bu bizim görmemişiz. Aslında dikkat etmediğimiz bir şey. Bu nereye asıyoruz bunu? Nasıl kullanılır? Şuradan mı? Evet. Şusu biraz ince. Fermuarları güzel. Şurada bir iki gözü daha var. Bu 99 lira. Bir hışırtı var içinde ya ama o beni biraz rahatsız etti ya. Yok içi hışır hışırmış ya. Bir özelliği yok bunun. Bu arada rengi çok güzel. Ben rengini beğendim. USB kablo geçirmek için bir alanı var. Bu da güzel. Vallahi bence 100 liraya plajda eşyalarını ıvır zıvır aşağı indirmek için güzel bir şey olabilir yani. Benim hoşuma gitti. Sadece bu tek omuzlu işine ben pek ısınamıyorum ama yok bu güzel ya. Ben bunu da beğendim. Evet, bir adet şapkamız var. 112 lira. 112 lira çok pahalı geldi ya. Şimdi bunların içinde. Şapka olarak baktığımızda şurası dik dursun diye içinde bir kalıp gibi bir şey oluyor ya. Ondan yok. Ama bence eskitmesi tipi gayet güzel. Bu arada bir paket bence eksik babacığım. Aynen bir paket eksik. Kemer, tabanlık, horlama itemi, ayakkabı. Onlar ama sonra. Şunu bir inceleyelim. Lamba vantilatörü, tavan lambası vantilatörü. Bu 828 lira. 1046'dan düşmüş. 4.6 yıldızı var. Yıldız olarak yüksek. Bu ürün mesela bana hissiyat olarak kesinlikle ve kesinlikle fotoğraftakine benzer bir şekilde gelmeyeceği hissiyatını verdi. Güzel bir kumanda çıktı içinden büyük. Ampul aparatını da kendi veriyor. Böylece herhangi bir tadilat yapmaya gerek yok. Takması çok basit. Büyüğünü alırız canım. Biz ne geleceğini bilmeden aldık. Nasıl pratik hale getirmişler ya? Köpekler için mi bu? Ha bunu oraya takacağız. Lambası için de. Bu ne? Ha uzatmak için sığmazsa diye. Sağlama benziyor hakikaten ha. Öyle dandik bir şeye benzemiyor yani. Malzemesi falan ağır. Bu hoşuma gitti. Ama şimdi ne göründüyse o mu geldi diyecek olursanız çok daha büyük gözüküyor. Aç bakalım bir. Bu arada biraz serinlik veriyor ha yanlış olmasın. Evet biraz fiyatına göre şey oldu. Kumanda var. Kumanda var. Hızlı ayarı da var. Oo.
Uşuk da uşuk ha. Gerçekten 10 numara oldu. Renge bak. Aa. Şey ayarlayabiliyorsun, sıcaklık ayarı var. Bir saat sonra kapanıyor. Işığını kapayabiliyoruz. Gerçi alternatif alamazsın ki burada bu paraya. Bu arada serinletiyor, gerçekten serinletiyor. Yo, benim ellerimi serinletti. Oh! Oh! Temo! Yasaklanan Temo reklamı oldu bu. Yani ben ters taktığımı düşünmüyorum ama... Yok yok, ben ters taktığım için olmuş ya. Bir tanemiz eksik. Işık iyi ya. Işık bayağı iyi. Işık çok ciddi aydınlık oluyor ya. Gelelim asıl bombaya. Benim çalışacağına asla inanmadığım, Türkiye'de var olanlarının fiyatlarını arşa çıkardıkları ürüne, soğutucu fan. Bu ürün güzelse hakikaten Temu'dan bir alışveriş patlatırız bir daha. Ben yani şahsi olarak. Ben 55 parça seçtim vallahi. Bunlar güzel çıkar. 55 Bu 1189 liraymış 2665 yerine. 4.7 yıldız almış. Babam şöyle bir akıllık yapmış. Hep puanı yüksek ürünleri almış. O önemli. Şöyle bir alet. Malzemesi fena değil. Bunun içine bir şey mi koyuyorsun? Su, buzlu su koyuyorsun. Ya bu patlar, altından kablo geçiyor bunun. Üstünde kullanımını okusana. Çince yazıyor. Çok teknolojik özellikleri vara benziyor. Üzerine basılı tuttuğum zaman çalışmaya başlıyor. Bir tık gürültüsü var ama gerçekten söylediği gibi modları fark ediyor ve hızlanıyor. Dolayısıyla bu ürüne de masaüstü fanı olarak gayet iyi bir puan veriyorum. Ve fan özelliğinden çok da memnunum. İçinde su veya buz yok. Sadece fan olarak üflemesi bile şu an gayet iyi. Hatta ben şu an birinci hızda kullanıyorum. Son seviyeye kadar çıkartabiliyoruz ve hani aramda şöyle söyleyeyim size. 1-1.5 kolluk bir mesafe var ve şurasına su koydum. Bakın bu sefer şuradaki ışıklar da renklendi. Bunlara bastığınızda böyle ufaktan su da püskürtüyor. Hatta bakın şöyle çekersem şu arkadaki siyahlıktan görebilirsiniz. Şimdi aletin içerisine buz koydum. Soğuk su koydum. Dipfrizde bayağı beklettim. Sıcak odama koyup bir yarım saat bırakacağım. Bakalım odam soğuyacak mı? Yani 40 dakika boyunca açık kaldı geldim ama... Oda soğumamış. Birazcık hafif serin nemli olmuş. Yani bunu bir klima gibi buzlasanız da kullanamazsınız. Ama vantilatör misali gerçekten çok iyi çalışıyor. Ama kısaca bir özet yapmak gerekirse Temu'dan alınan ürünlerin geldiğini ve benim de açık söylemek gerekirse şaşırdığım bir derecede resimlerde ne görüyorsak o ürünlerin geldiğini söyleyebilirim. Ama daha basit şeylerde kesinlikle fiyat performans olarak da güzel ürünler olduğunu düşünüyorum. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Tecrübelerinizi siz de paylaşın lütfen. Bununla ilgili diğer sipariş geldiği zaman da yeni bir video yapacağım mutlaka. Sipariş verdikçe yaparız artık. Aynı zamanda birebir incelememi istediğiniz ürün varsa lütfen onları da belirtin. Hoşçakalın.